Ne yapıyoruz? Varyatör bakımı yapıyoruz. Kim yapıyor? Varyatörcü Süleyman Usta yapıyor. Kim yapacak başka? Ya bu varyatör bakımında bayağı bir açık var. Nasıl olacak? Nasıl kapatacağız var? Şimdi tabii arz meselesi, Süleyman Usta devamlı varyatör yapmak istediği için. Evet. Mesela kahvaltı yapmış, varyatör bakımı yapmış. Mesela kahvaltı yapmadığı zaman nasıl el ayağı tutuyorsa, varyatör bakımı yapmadığı zaman da el ayağı tutuyor. O yüzden Sayın Usta'mızın sağlığı açısından mutlaka günde bir varyatör bakımı bulmak zorundayız. Tabii. Bu da önemli. Şimdi çok mesela önemli, nasıl çay olmadan peynir, zeytin yenmiyor? Mümkün değil. Mümkün varyatör değil. Olmadan da başka bakım yapmak. Tabii Süleyman Usta'mızın teknik anlamda yaşam kaynağı. Varyatör bakımı. Evet. Varyatör sizi hayat düşünemediğini söyleyeceğim size. Bak ne güzel söktü, temizledi şimdi. Hava filtresine de bak, hava filtresi temizmiş. Hava filtresine de farklı bir zaman yetiştirelim. Önemli ama. Önemli temizmiş. De şimdi hangi birini yaptın? Varyatör mü, hava filtresi mi, motor mu? Mesela hava filtresine gerek yok dedi ama varyatöre gerek yok diye bir laf yok. Varyatör olmazsa olmazlardan. Temiz olsa bile temizleyeceğiz. Bak, neresi temiz? Bak. Abi bak sen şuralarda hep bak, mesela çapaklar falan. Ha bunlar tabii hepsi Süleyman Usta bunu sıfır şeyden çıkmış gibi yapacak şu anda. Çünkü varyatörcü. Lamici mi yok bunu? Evet. Varyatör dedin mi akla ne gelir? Süleyman Usta gelir. Teşekkürler, iyi seyirler. Abi geçen evde dedin ya. Yamaha Neva. Neva. Neva, Nova, Neva. Evet. Nova, Neva. Nova, Neva. Nova'da Neva. Nova'da Neva yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Teker dönmüyor arkadaşlar. Motorları da iyi güzel de kardeşim parça bulamıyoruz deyince şimdi buna da kızacaklar. Ya Yamaha'nın işte Hindistan'da şöyle kullanıyor, Afganistan'da böyle dinliyor falan diyenler olabilir. Gerçek tamir bakım videoları arkadaşlar. Gerçek. Hayali değil. Bu motor çekiciyle geldi. Arka teker dönmüyordu. Bu demek değildir ki arkadaşlar her motora bakıyoruz, her gelenin motorunu yapıyoruz anlamına gelmez. İnsanlar, kişiler önemli burada. Referanslı gelenler ve daha önceden bizim takipçimiz olanlardan. Yani duruma göre öyle herkesin her motoruna bakmıyoruz. Bunu da bilin arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Çünkü piyasada o kadar çok sıkıntılı motor var ki yıkılacak yer arıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi... Ne var? Bakacağız ne var? Yamaha. Yağlı mı burası? Yağlı mıydı? Bilmiyoruz ki yağlı mı? Yağlı değil burası. Yağın içine geziyorlar mı? Sen bir şey yağlı dedin ama o zaman hatırlıyor musun? İşte yağlıysa sürüyorsun şapır şapır yağ. O zaman baktık da bir yağını değiştirdik mi bir şeyi? Yağlı değildi ya. Zincirli dişli değildi. İlk defa söküyoruz gibi yapıyoruz. Ne çıkacağını biz de bilmiyoruz. Evet. Ne çıkacak bakalım. Bayağı sağlıklı, sağlam bir motora benziyor. Yamaha. Sizce ne çıkacak hocam? Yani senin o Engin eski tecrübelerine bakarak ve videolarına bakarak gördüğümüz kadarıyla kayış gibi düşünüyoruz. Bu ne parçası? Kayış mı hocam? Evet. Evet, kayış parçası. Bakıyoruz. Aha bir video daha varmış.
Ya bir de diyorlar ki varyatör sökülür mü, yapılır mı? İşte varyatör bakımsız kalınca kayışıyor. Evet, bu ayrı bir tecrübe, ayrı bir ustalık işi bu varyatör işi. Biz varyatör bakımını niye yapıyoruz? Bu kayışlar yolda giderken kırılıp da rezil olmayın diye yapıyoruz. Aynen. Yoksa bak biraz önceki motoru da gördüm. Neler kayış kırıldığı zaman otomatik motorda arkadaşlar motor açılma kolay kolay bir şey olmaz. Evet, geliyoruz, yakın alalım. Evet, hocam. Yakın alalım. Evet, Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Nova kayış kırılma videosu. Yani video olarak bir ilk arkadaşlar, yanlış anlamayın. Söküyoruz. Dökülüyor armut gibi. Çok harika bir devreş kısmı var. Evet. Şimdi gelelim böyle ipliklere vesairelere. Evet, bu orijinal kayışı. Orijinal kayışını ilk defa kırıyor. Kaç bin kilometrede hocam motor? 17.300. 17.300. Bu motor niye kayış kırmış? Bunun analizini yapabilir miyim ben? Yani yıllara sahip tabii 2005 model. 20 nereden baksan 18 senelik. Artı bakım da yapılmamıştır. Evet, kurumuştur. İşte bu varyatör bakımından kaçıyorlar. Yani yağı değiştirmeyince motor kilitliyor ya. Evet. Varyatöre bakım yapmayınca da kayış kırıyor arkadaşlar. Bu ikilem. Evet. Motorun yağına bakma, motor kilitliyor. Varyatörü yaptırma, kayış kırıyor. Bu kadar basit. Evet. Kayış kırarken bazen sade kendine zarar verir. Bazen de buradaki bütün orijinal parçaları hecer eder. Evet. Bir de o motorun yedek parçası yoksa yatan hasta oluyor. En tüp oluyor. Doğru mu? Aynen doğru oluyor. Şimdi bakalım. Sökmüşken varyatör defaj bir şey diyecek mi? Varyatörümüzü bir alalım. Ayak marşı da var bu makinede. Evet. Aynı BVS 100 gibi yapmış burayı. Bak kayış ne hale getirmiş. Bak şurada çalışmış hep. Evet. Şimdi ona geldik. Şöyle alıyoruz kayışımızın parçalarını. İplikten. İplik. Evet. Görüyor musun ipliği? Aynen. Serik iplik. Ooo halat. Halat koptu gibi olmuş. Burada neler var? Bura aynı BVS 100 var ya Yamaha'nın. Evet, ona evet. Ona biraz esinlenmiş. Oo, tahlis setlerine bak minnacık. Şuna bak. Yamaha Nova kaç gram baga kullanmış diyenler için geliyorum bir saniye. Baga tartalım hocam. Hassas tartımızda. Uyumcular şöyle üfleyince dartı ağır gösteriyor. Ağırlık gösteriyor, doğru. Biz de şöyle koyalım, 10, 12, 13'e çıkmıyor, nefesimiz evet. Yetmiyor. 12 gram baga kullanmış arkadaşlar, 12 gram. Ve bagalar hala ben buradayım diyor, birisi set yapmış, küçücük, minnacık. Evet. Demek ki her varyatörde baga da olmazsa olmazlardan, onu da görmüş olduk. Arka varyatöre bakalım. Evet. Arka varyatörü bir sökmemiz lazım. Şanzımana bak. Ha. Şimdi bu niye kayış kırdı arkadaşlar? Şimdi buradaki parçalar sağlamsa, hani demiştim ya, bazı şeylerin nedenini araştırmak lazım. Şimdi bu kayış durup dururken, kırılmaması gerekirken niye kırıldı? Niye kırıldı bak. Görüyor musun boşluğu? Buradaki vurmam dağılmış.
şanzıman rulmanı arkadaşlar. Boşluk yapıyor. Bu boşluktan dolayı da balans yapıyor. Dönerken de balansla dönünce kayışı kırıyor gibi düşünüyorum. Bunu şanzımanı da sökeceğiz. Şunun çıkış pillasına bakacağız bak. Pillada boşluk var. Evet. O rulmanda da var. Şimdi yeni kayış taksak buna. Bak şu arızayı çözmeden düşünsene kayış kırıldı. Hemen kayışı aldın taktın. İşte bu ustalık değil arkadaşlar. Bunu meslektaşlarıma da söylüyorum. Yani bunun nedenini önce bir araştıralım arkadaşlar. Mesela bu niye kırar kayışı? Bir, şu orta burç. Bak burada bakımsız kalmış. Şurada boşluk oluşur. Şunda. Bura balans yapar. Bunda boşluk yok. Bu sefer şu tasmakta bir sıkıntı olur. Şunda. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi burayı da sökeceğim. Bu da temizlenecek de. Başka ne var? Şöyle bakıyorsun gözle görünüyor bak. Şöyle bak hocam. Evet. Ah. Rulman boşluğu var. Bu boşlukta ne yapıyor? Tekeri bu çevirdiği için bak. Tekeri burası çevirir. Her gaz gelmede balansı dönüyor. Kayış çırpıyor. Bu kayış çırptığı zaman ters takla atar, kırılır. Evet. Yoksa kolay kolay kayış kırılmaz. Kırılmaz derken illaki bakımsız kayış çatlayınca kırılır da yani bu şekilde birden yolda bırakmaz. Bak kayışın yani tamam şöyle çatlamalar oluşabilir. Kayışı önemli olan kırılmadan değiştirmektir. Bu da önemli. İlla benim burada boşluk yok, orada boşluk yok. Kayışım dursun diye bir şey de yok. Kayışın bir ömrü vardır. 18 bin ile 40 bin kilometre arası. 18 bin nedir? Bakımsız motorlar içindir. 40 bin, 50 bin bakımlı motorlar içindir. Her 10 binde varyatörü bakımı yapılan motor 50 bin kilometre kayış kırmaz. Evet. Bu bilgiyi de buradan size vereyim arkadaşlar. Varyatör bakımı otomatik motorlarda olmazsa olmazlardan arkadaşlar. Nasıl yağı her 2000-3000'de bir değiştiriyorsak 8000 ile 10.000 kilometre aralığında da varyatörümüze bu bakımı yapmazsak motorumuz gitmez, çekmez, titreme yapar, kalkış yapmaz. Sen de zannedersin ki motor öldü. Halbuki bunların motorları aşırı sağlıklıdır. Motor aksamından kolay kolay fire vermez. Bunların fire verdiği %70 varyatördür arkadaşlar. Varyatör de bakımsızlıktan dolayı fire verir. Bunu bilmeyen kişiler ne yapar? Devamlı parça değiştirir, kayış değiştirir, onu değiştir, bunu değiştir. Olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde illa benzinle tanışacak arkadaşlar. Benzinle tanışacak en ufak bir toz, toprak, kres artıkları, yağ kalıntıları, çapaklar vesaireler kalmayacak. Bu motorumuzda ilk başta gördüğünüz nasıldı, şu an nasıl yapılıyor? Yani bunu biz işgüzarlık olsun diye veya ticari bir rant olsun diye yapmıyoruz arkadaşlar. Bu olması gereken bir işlemi yapıyoruz. Servisler bunu yaptı gösteriyor ama çoğu karınca yazıları okumadığınız için neler yapıldığını bilmiyorsunuz. Kapanış iş emirlerine bakın. Altında varyatörün söküldü, siboba ayarı yapıldı, şunun boşluğu alındı, buranın civatası yapıldı. Böyle bir sürü yazılar yazılır. Ve bunların ücretleri de sizden alınır. Ama bunları takip eden yok. Niye? Çünkü kurumsal firma, büyük firma bunlar yanlış yapmaz deyip motorum garantide devam. Habire para harcıyorsunuz ama biz böyle bir varyatör bakımı yapıp da 3-5 kuruş para aldığımız zaman ya varyatör bakımı ne gereği var işte para kazanmak için mi yapıyorsunuz şu diyorsunuz. İşte bunun nedenleri, niçinleri, örnekleri burada arkadaşlar. Varyatör bakımı yapılmayan motor bak. Al. Bu universal bir bilgidir. Bugün bunun başına gelen yarın senin başına da gelir bak. Varyatör bakımı yapılmadığı için ta şanzıman oynamış. Hiç sökülmemiş çünkü varyatörü. İlk defa sökülüyor. Tamam. Nerede trak orada bırak. Ama bu nerede traktı? Trafiğin ortasında ummadığın yerde kaldın. Çekici yok. Neyle getireceksin? Kaldın orada. Günün heba oldu. Çektiğin rezillik bini bin para. Ama öbür türlü her 8-10 binde bir varyatörünü şu şekilde temizletip bütün parçaları şu şekilde elden geçirilmiş olsa ne olur? Usta garantili yolculuk yapacaksın. Bunlar çok önemli. Bunları niye söylüyorum arkadaşlar? İçinizde belki bunu farklı boyutlara çeken olabilir ama bu bilgiye ihtiyacı olan takipçilerim, abonelerim de çoğunlukta. Bunları yani kurunun yanında yaşı yakmak istemiyorum. O yönden benim fix abonelerim, takipçilerim, bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, meslektaşlarıma bilgi olarak bunu verme gereği duyuyorum. Bunu kendime bir borç biliyorum arkadaşlar. Bunu göstermesem olmazdı. Niye olmazdı? Biz bize gelen gerçek tamir bakımları video çekiyoruz. Yani şu an iki tane vaka var. Birisi çalışır vaziyette geldi. Sırf bakım için. Diğeri de bakımsızlıktan kayıp verdi.
Bunların nedenlerini size açık ve şeffaf bir şekilde anlatıyoruz. Bunu uygularsınız, uygulamazsınız sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Bizden göstermesi. Teşekkürler, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, motorun çalışması değişti. Varyatörün önceki hali. Bir tane bakalım. Neydi motorumuz? Novo. Oraya saat gibi çalışıyor. Şimdi gaz verdiğimizde teker dönüyorsa sorun yok.